Efendim Gündem Özel'den iyi akşamlar. Bu akşam Gündem Özel programında Ordu Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı ve Altınordu Belediyesi Kurucu Başkanı Sayın Engin Tekintaş'ı ağırlayacağız. Hem seçim sürecini hem de gündemi konuşacağız Sayın Tekintaş'la birlikte. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bizlere izleyene de saygılar sunuyorum. Nasılsınız başkanım? Çok teşekkür ediyorum. Allah'a şükür iyi. İşimizin başındayız. İşimizi takip etmeye gayret ediyoruz. Bu süreç içerisinde tabii ki mümkün olduğunca da hem mensubu olduğumuz hem uzun süre birlikte yol yürüdüğümüz AK Partili arkadaşlarımızın süreci yürütmesine ve yönetmesine bizden sunabilecek katkıları sunmaya gayret ediyoruz. Şimdi başkanım, çok ciddi bir siyasi birikiminiz var geçmişten bugüne ve Türkiye yerel seçimlere gidiyor. 31 Mart tarihinde sandıklar kurulacak ve yerel yöneticiler belli olacak artık. Nasıl bir süreç bizi bekliyor? Süreç nasıl geçiyor? Atmosferi nasıl buluyorsunuz yerel seçim giderken? Gökhan Bey teşekkür ediyorum. Öncelikle bir kez daha bizi izleyenlere saygılarımı iletiyorum. Şunu söyleyeyim. Tabii her seçimin kendine has özellikleri var. Yerel seçimler genel seçimlere göre biraz daha tabii ki baktığın zaman atmosfer olarak ağırlıklı olarak yereldeki değerlendirmeleri, tartışmaları, hazırlıkları ve süreci birlikte yönetebilecek ekiplerin oluşmasını mecbur kılıyor. Öyle bakmak lazım aslında. Bu çerçeve içerisinde ben özellikle Ordu'da, ilimizde de belli olan belediye başkan adayları var. Tabii AK Parti'mizde henüz 16 ilçenin belediye başkan adayı belirlenmiş ve ilan edilmiş değil. Ama bunun yanında Milliyetçi Hareket Partisi'nin 3 ilçede, İkizce, Çamaş ve Gülyalı'da adaylarını ilan ettiğini görüyoruz. Cumhur İttifakı ortağı olarak onların çalışmalarına bizim arkadaşlarımızın da AK Partili mensup olan arkadaşlarımızın da ilçe başkanlarımızın, teşkilatlarımızın birlikte gayret ederek çalışmalarını sürdürdüğünü görüyoruz. Aslında bu bir manada Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet İlmi Güler aday ilan edildikten sonra yerelin ikinci kademesi saydığımız büyük şehirlerde ilçe belediyelerinde şekil almasına, yol almasına, özellikle meclis üyesi atmosferinde büyük ihtimalle oradaki arkadaşlarımız çalışıyorlardır, oluşmasına yol veren bir çalışma görüyoruz. Bu aslında önemli. Çünkü neticede siz hizmet ettiğiniz halka ya da hizmet etmek istediğiniz vatandaşlarımıza, halkımıza ulaşmaya gayret ediyorsunuz. Bu normalde baktığınızda yerel seçimlerin en olmazsa olmazı, öyle görmek lazım. Diğer taraftan tabii diğer siyasi partiler de kendi ölçeklerinde mutlaka hazırlıklarına, adaylarına, çalışmalarına bir şekilde yön vermeye gayret ediyor. Aslında şunu görmek lazım, hep söylüyorum bunu. Yerel seçimle biraz daha genel seçim havasından farklı işliyor. Yani halkımız, vatandaşlarımız, kardeşlerimiz bu olaylara bakarken siyasi parti kimliğinin alt kimliğinde özellikle de adayların bu hususta ön plana çıktığı bir çalışmaya yön vermeye gayret ettiğini görüyoruz. Bu ise bizi aslında neye mecbur kılıyor baktığınız zaman? Tüm siyasi partiler için geçerlidir bu. Gelen taleplere cevap vermeye mecbur kılıyor gibi gözüküyor. Bu da halkın doğrudan ortaya koyduğu beklentilerin bir şekilde siyasi partilerin hedef koyan, orada belediye başkanlığını kazanmak isteyen, o seçimi başarıyla sonuçlandırmak isteyen siyasi partiye biraz yön verdiğini görüyoruz. Bu da bize biraz daha dikkatli, biraz daha böyle kuyumcu terazisi misali tarta tarta, ölçe biçe bu işi önce aday belirlemeye, sonra meclislerine, sonra da seçim çalışmasına yön verip arkasından da 31 Mart akşamında sandık başındaki süreç sonlandığında, sandıklar açıldığında nihayet kim başarılı olmak istiyorsa hedefini oraya kadar sürdürecek. Vatandaş da kime yol vermişse, sen başarılısın demişse o akşam sandıklar açıldıktan sonra karar verilmiş olacak ve belediye başkanı seçilen kardeşimiz bir 5 yıl yani 2024-2029 arasının bu milletin taleplerine cevap verecek hizmetleri de sürdürmesi gerekecek. Ben aslında şöyle bakıyorum olaya. Biz bugüne kadar geçmiş seçimlerde de gördüğümüz, AK Parti olarak gördüğümüz ilgiyi çok fazlasıyla görebilecek adımlar atmak durumunda olduğumuzu görüyoruz. Bu bize biraz yükümlülük getiriyor, bize biraz mecburiyet getiriyor. Ben diğer taraftan da Büyükşehir olduğumuz için Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Başkan adayımız Hilmi Güler Bey ile beraber kol kola, el ele, aktif bir şekilde sahada bugüne kadar ne yapıldığını, bundan sonra ne yapılacağını izah ederek bir sonuç almak gerektiğini düşünüyorum.
Efendim bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da seçim beyannamesini açıkladı. AK Parti'nin evet. beyannameleri bu noktada önemlidir. Beyanname ile alakalı neler söylemek istersiniz? 8 ana başlıkta toplandı tabii ki beyanname. Evet, şimdi aslında Gökhan Bey ben de biraz gündüz izledim. Arkasından da bir toplantı dolayısıyla ara vermiştim ama genelde şunu görüyorum. Şimdi bizim önce bir defa AK Parti'miz olarak koyduğumuz bir vizyon var. Yani halka rağmen değil, halkınla talepleriyle birlikte siyaset yapabilmek ve yerel yönetimi şekillendirmek gibi bir AK Parti vizyonuyla hareket etmek gibi mecburiyet olduğunu hakikaten görüyoruz. Bu şunun için son derece önemli. Siz nihayetinde seçilseniz de 5 yıl sonra sandık başına giderek imtihan oluyorsunuz. Cumhurbaşkanımız da aslında bunu anlatmaya çalışıyor. Yani bu vizyonel tarzı ortaya koyarak o 5 yıllık süreyi hizmetle, beklentilere cevap olmakla, halkla kucaklaşmakla, o sempatiyi, o sevgiyi, o saygıyı halka iletmekle bir vizyonel tarz ortaya koymak durumundasınız. Yani örnek verildiğinde, işte AK Parti belediyeciliği gibi denildiğinde mutlaka içerisinin bu bahsettiğimiz özelliklere dolu olduğu bir süreci anlatmak, aktarmak ve yaşatmak zorundasınız. Bu vizyonu yakalamak zorundayız aslında baktığımız zaman. Cumhurbaşkanımız kentsel dönüşümle ilgili daha doğrusu dirençli şehirler dediğimiz şehirlerin özellikle var olan ister bu mesken, ister iş yeri o mevcut bina yükünü bir şekilde en verimli, en dayanıklı hale getirme gibi mecburiyet doğduğunu ortaya koyuyor. Türkiye bir deprem bölgesi baktığınız zaman, belki biz Karadeniz'de depremin içindeyiz ama kademe olarak baktığınızda birinci, ikinci, üçüncü sırasında değiliz belki ama şimdi üçüncü sıra diye üçüncü kademede bir deprem bölgesi olarak gözüküyoruz. Dolayısıyla bizim de almamız gereken standartlar, yakalamamız gereken standartlar olduğu kadar dayanıklılık, bina kalitesi, binanın insanları öldürmediği, insanların çok rahat içinde, huzur içinde yaşadığı bir binaya dönüşebilecek yapıya ihtiyaç olduğunu gösteren dirençli şehirler diye ifade ediyoruz. Diğer tarafta bakıyorsunuz, yani çevremiz, yeşil alan, çevre donatıları, yaşanabilir bir şehir. Mesela biz sahilimizden övünçle bahsediyoruz. Niye? Çünkü Karadeniz'in denizi varsa denizinden istifade edebilecek kadar da o denize ulaşım sağlayabilecek herkesin istifade ettiği bir kıyı şeridine ihtiyaç olduğu da ortada. Dolayısıyla bunu yakalarken çevreyi, şehri, bahsettiğimiz gibi dayanıklı, dirençli, özellikli konutların ve iş yerlerinin olduğu, sanayinin olduğu bir kent yapılanmasını ortaya koymak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Nehirlerimiz geçiyor aslında baktığımız zaman. Bizim açımızdan bakınca nehirlerimizin her iki yakası sağı da solu da hem yaşanabilir, hem yeşil alanıyla, özellikle de dinlenme mekanlarıyla, spor mekanlarıyla, yürüyüş mekanlarıyla, sosyal mekanlarıyla şehri temsil edebilecek genel donatıya dönüşmüş bir yapıya kavuşması için belediyelerin daha fazla gayret göstermesi gerekiyor. Bu yatırımlara yön vermesi gerekiyor. Biz elbette sosyal belediyecilik yapacağız, elbette yatırımla ilgili, elbette ki rehberlik edeceğimiz sanayicilerin şehre gelimiyle ilgili bunun hepsini sağlamamız lazım. Ama bunun yanında da şehrin doğal yapısını, dokusunu ve şehir anlayışını bozmayacak şekilde de şehrimizi korumaya devam etmemiz gerekiyor. Aslında ben bugün biraz genel olarak baktığımda kültüre dayalı, sosyal belediyeciliğe dayalı, özellikle de artık belediyelerimiz şehrin içerisine girmek zorunda olduğuna inanıyoruz. Şehrin ekonomisine katkı sunabilecek. Bunun içerisinde aklınıza ne geliyorsa tarımdan turizme kadar, efendim sosyal alanlara kadar, peyzaj donatılarına kadar, özellikle dışarıdan gelebilecek insanların ağırlanabildiği mekanlara kadar, otellere kadar, motellere kadar, efendim aklınıza gelecek her şeyi bir şekilde ön plana çıkarmamız gerekiyor. Biraz şunu demek lazım. Mesela biz Çambaşı'nda kayak merkezimiz var. Baştan beri bizim de ilk sürecinde katkıda bulunduğumuz, daha sonra Büyükşehir döneminde tamamlanan, arkasından hizmete açılan bir kayak merkezimiz var. Aslında kayak merkezin bize o kadar avantajı var ki bakıyoruz. Tanıtımda var, ekonomide var. Eğer kayak yapmak isteyen, ekonomik olarak dışarıya gitmekte zorlanan kardeşlerimizin şuradan kalkıp 60 kilometre sonra, 55 kilometre sonra varıp gününü orada geçirip akşama geri dönebileceği kadar yakın bir mesafede böyle bir imkan var. Bunun imkanlarının genişletilmesi gerekiyor, şartların daha fazla olgunlaştırılması gerekiyor, ulaşım ağının en iyi şekilde kurulması gerekiyor ki
biz o hareketlilikten, o gitgellerden yaşadığımız avantajları bir şekilde vatandaşa yansıtmış olalım. Bunun gibi birçok madde var. Tabii görüyoruz. Hesap verebilirlik var. Yerel yönetim vizyonunu en iyi şekilde ortaya koyabileceğimiz, dediğim gibi farklı uygulamalar ortaya çıkarabileceğimiz, adımlar atmamız gereken bir anlayış var. Ben Cumhurbaşkanımızın bugün aslında bugüne kadar AK Parti belediyeciliğiyle ortaya koyduğumuz ve vatandaşın bizden çok şey aldığı, hizmet aldığı, beklediği, özlediği hizmetleri aldığı bir süreci daha ileri taşıyabilecek. Bunun içerisine kültür, sosyal, turizm, tarım, bahsettiğim gibi sanayi, altyapı, yeşil alan, temiz hava, bunları da katabileceği yeni bir 5 yıllık sürecin yaşanması gerektiğini ifade eden bir manifesto gibi gördüm ve ondan dolayı da Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bize en azından bugüne kadar belli alanlarda hizmet etmiş insanlar olarak bir vizyonel yön vermiş olduğunu görüyoruz. Şimdi efendim, demin de bahsettim, siz Altınordu'nun kurucu belediye başkanısınız. Evet. Daha sonra da Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulundunuz. Bu dönemi değerlendirmenizi rica edeceğim. Son dönemlerde de sıklıkla konuşulmakta. Evet, teşekkür ediyorum. Aslında Gökhan Bey, şunu söyleyeyim. Ben kurucu belediye başkanı olmaktan onur duyuyorum. Önce onu söyleyeyim. Çünkü tüm eserlerine bizim damga vurduğumuz bir Altınordu Belediyesi oluştu. Bunun içerisinde halkımız işi gereği demeyeyim, mutlaka herkesin işi düşüyor. Belediye binasına girdiğinde, çıktığında oradaki uygulamalar, demek ki oradaki belediye binası düzeninde çok şey ifade ederek bize teşekkür ettiklerini görüyoruz. Bundan mutluyuz. Aslında ben şeffaf olsun diye de hep söylerim onu. Örnek olarak bizim çalışma ofisi katlarımız camdan yapılmıştır, duvarlar. Bu farklı bir örnek. Hep söylüyorum, ben Japonya'ya gittiğim zaman orada Mashida diye bir belediyeyi ziyaret etmiştik. Tokyo'nun yakınında bir yerdeydi. Hatta onun ilçe belediyesi gibi Tokyo Büyükşehir'in. Orada gördüğümüz örnekler bizi çok mutlu etmişti. Yani insanların oradaki yaklaşımı, hizmet algısı, oradaki bekleme süreleri, beklerken gösterdikleri sessizlik ve hassasiyet beni çok mutlu etmişti. Allah nasip etti ondan sonra. Bu dediğim 2013 yılıydı. 2014'te seçime girdik. Ordu Büyükşehir oldu. Altınordu Belediyesi yeniden kuruldu. Allah da bize onu nasip etti. Milletimizin desteğiyle, takdiriyle ve biz milletin karşısına çıktığımız zaman inandığı ve güvendiği için biz bunu boşa çıkarmamaya gayret ettik. Aslında baktığımızda birçok hizmet yaptık. Yani bunun içerisinde sanayi sitesi var, bunun içerisinde belediye binası var, bunun içerisinde pek çok hizmet binaları var. Yani biz yaklaşık onarımlar dahil 4'ü onarım, 24'ü sıfırdan yapma, 28 park oluşturmuşuz yeşil alan olarak. Ben hala aynı kanaatteyim. Şehirler nefes alması gerekiyor. Nefes alması için de çocuklarımızın güvende oynayabildiği, çocuklarımızın bilhassa birbirleriyle dostluk, kardeşlik kurabildiği, ailelerin birbirlerine bulaşabildiği ve özellikle de yeşil alan oluşturarak da oradaki nefesi, oksijen oranını artırarak millete daha güzel bir hava sunabilmek için çok ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz birçok şey yaptık. Yani benim o dönemlerde bakıyorum, yani 400 kilometre yol yapmışız Altınordu Belediyesi'nde. Bunun 270 kilometresi beton yolu, 130 kilometresi sıcak asfalt olmak kaydıyla. Yani ben rekor demiyorum, rekor kelimesi çok doğru bir şey olmaz. Ama şunu söylüyorum, yapabildiğimizin çok daha üstünde, gücümüzün çok daha üstünde ekonomik kaynak oluşturarak yaptığımız bir yatırım süreci var. Yani Gökhan Bey şöyle diyeyim ya, 41 kilometre taş duvar yapmışız, isnat duvar yapmışız. Yani şimdi ben bazen kendi kendime hayal ediyorum, çok yere gidiyorum, görüyorum, diyorum ki ya bunları biz mi yapmışız gerçekten? Ama Allah razı olsun, bak şunu söyleyeyim, belediyede çalışan ekibimiz, o günkü personelimiz, müdürlerimiz, başkan yardımcıları, ekiplerin ortaya koyduğu performans insanüstüydü, onu kabul etmek lazım. Ama bunun yanında da millet bize çok inandı, çok güvendi, çok destek verdi. Önümüzü açtı, gittiğimiz yerde şurada durun demedi. Yani hareket alanı oluşturdu. Bugün yani o gün mutlaka biz elbette ki İller Bankası'ndan borçlandık, borçlanmadık demiyorum. Ama borcumuzun miktarı bellidir, belediye kayıtları hepsi oradadır. Ama biz borcumuzun çok üstünde hizmet etme gayreti gösterdik. Yani bir belediye soğuk hava deposu yapar mı? Yapar. Bir belediye yem fabrikası yapar mı? Yapar. Niye? Çünkü bunları yaparken hedef tarım diyoruz ya, Cumhurbaşkanımızın bize ifade ettiği, yön verdiği gibi. Ekonomi diyoruz ya, bunların hepsi burada mevcut baktığın zaman. Olması gerekiyor. Yani bugün
doğru tektir diyoruz ama doğruyu bulmak için bizim özel gayret göstermemiz lazım ki ulaştığımız doğruyu milletimize de yansıtmış olabilelim. Böyle bir süreç yaşandı aslında. Bu süreç 2019'da, ben hatta 2018'in 25 Eylül'üdür Büyükşehir Belediyesi'ne geçtiğimiz, Emel Bey istifa edip ayrıldıktan sonra. O süreçten sonra doğrusu ben kıyaslamaya yer bulmadan sadece şunu söylüyorum. Yani bu da yeri geldiği için söylemem lazım. Televizyon ekranlarından o dönemle ilgili bence de yani resmi kayıtları yansıt, yani bu resmi kayıtlar gerçek olanlar diyoruz. Resmi kayıtlarda yansıtmayan beyanlar olduğunu görüyorum. Bundan da rahatsız olduğumu ifade edeyim. Yani hal bir manada sanki çok borç ondan sonra işte ben devraldım doğrusu 25 Eylül'de. 25 Eylül'de devraldığımız zaman mesela Enver Bey'in ifade ettiği bir şey var. Diyor ki borç 180 milyon. Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 180 milyon olarak bırakıldı. Öyle devredildi. Şimdi ben tabii elimize kayıtlar var ama bir de kendimi gözden geçirdim tekrar. Acaba biz mi yanılıyoruz diye. Doğrusu tüm şeyi hesabı kitabı çıkardıktan sonra gördük ki İller Bankası'nın kredisi ve kredi faizleri dahil işte personel borcu var bunun içerisinde. Sosyal güvenlik kurumuna olan borç var. Vergi dairesine 2 milyon 150 bin civarında olmak kaydıyla. Bunun yanında bizim emanetler deriz biz. Emanetler dediğimiz zaman yani teminatlar var. Teminatlar işte de emanet kalıyor. Tazminatlar var. Personel tazminatları. Bunun hepsi borç olarak gözükür. Toplam borcun 826 milyon olduğunu tespit ettik. Şimdi 180 milyon denilince, 826 milyon denilince burada şunu fark ediyoruz. Yani biz milleti yanıltmamamız gerekiyor. İşin doğrusu bu. Yanılttığımız zaman yarın karşımıza gerçek rakamlar çıkınca gene biz rahatsız oluyoruz. Ha şu denilebilir, bak ben her zaman söylüyorum, belediyeler borç yapar. Yani ben borçsuz belediye diye bir anlayışı kabul etmiyorum. Şundan dolayı kabul etmiyorum. Yatırım yapacaksam, karşılığını bulacaksam ben borçlanırım. Niye? Bu borcun da ödenebilir olması lazım. Ödenebilme kabiliyetiyle olması lazım. Bak biz İller Bankası'ndan 132 milyon borç aldık o zaman. 132 milyon borcun geri ödemesi yaklaşık 168 milyondu. Ama bunun ödemesi 10 yıl. Bu dediğim 2016. Şimdi düşün, 2016'dan borcun bitim tarihi 2025'in sonu. Bu ne demektir? Bugün aynı işi ben bugünkü kaynaklarla yapmaya kalksam aynı işi 1 milyar 600, 1 milyar 700 milyona yapmam lazım. Yani 10 katına yapabilmem lazım. Şimdi o gün alıp bunu hizmete çevirip milleti memnun edip bunu 10 yıl boyunca kullanmak mı avantajlı, yoksa paramız olduğu zaman yaparız deyip hiçbir zaman maliyetine yetişmediğimiz, hiçbir zaman da yapamadığımız bir süreci yaşamak mı önemli? Ben hep şunu diyorum, borçlanılır. Ödeme kabiliyeti olur ve ödeme kabiliyeti olmuşsa da hiç problem yok. Çünkü bugün ben bütçelere bakıyorum. Yani herhalde Büyükşehir Belediyesi'ni tahmin ediyorum. Şu andaki bütçesi 4,5-5 milyar civarında, öyle biliyorum. 4-5 milyar civarında bir bütçe yapan belediye elbette ki bunun 1-1,5 milyarını yatırıma ayıracak. Bunda transferler var, bunda elbette ki ödemeler olacak, yükümlülükler var ama bu parayı yıl içerisinde temin edip yatırıma çeviriyor olmak bir belediye için dönebilir anlamına gelir. Ya da ben 5 yıl, 10 yıl ne ödeyebileceksem, ödeme kabiliyetim varsa borçlanırım, devam ederim. Ben öncelikle orada mesela bu 180 milyon rakamına gerçekten çok takılmıştım. Sonra dedim ki bir bakayım. Yani hakikaten nedir ne değil. Bir de 180 milyonun yanında ne vardı? 66 milyon da sizde burada da ifade edildi. Diğer televizyonda da ifade edildi aynı şekilde. 66 milyonda şeyde para var. Kasada para bıraktık. 180 milyonda borç bıraktı denildi. Şimdi bakıyorum. Borcu ben tümünü çıkardığımda bahsettiğim gibi borcun içerisinde nereler var diye sorulduğunda İller Bankası var. İller Bankası'nın tahakkuk eden faizi var. Tabii dolayısıyla sıfır faizli borç İller Bankası'ndan ben almadığım gibi hiçbir belediyenin alma şansı olduğunu düşünmüyorum. Sonra kaynaklara baktığımızda görüyoruz ki faizi var, tahakkuk eden faizi ki 178 milyon civarında sadece faiz tahakkuk ediyor. 392 milyon civarında da şey var. Borç, yani kredi alınmış daha doğrusu.
bu kredinin netice itibariyle toplamına baktığınız zaman yani 570 milyona yakın, 569 milyon sadece İller Bankası'nın borç yükü var. Ha, bunun ödeme süresi 3 yıldır, 5 yıldır, 10 yıldır mutlaka belli bir takvimle ödeniyor. Ama bunu borç mu diye sorduğunuz zaman ben şahsen evet bir kurum almıştır parayı, harcamıştır, borçlanmıştır. Bu böyle ama ödeme ayrı bir şey. Ödeme süreye bağlıdır, onu bir şey demiyorum. Ama diğer taraftan Sosyal Güvenlik Kurumu borcu yoktur ifade edilmişti. Ben Sosyal Güvenlik Kurumu'nun borcu var mı yok mu hakikaten devraldım. Ben de şimdi tekrar evraklar inceleyeyim dedim. Biz devraldığımızda 47 milyon 689 bin 263 lira. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun olan borç o tarihte. Bu dediğim 30 Eylül 2018. Yani bizim devralıp bir toparlanalım, bir görelim neyimiz var, neyimiz yok. Bilanço ne dediğimiz dönem. Böyle bir dönemdi. Şimdi dolayısıyla var mı yok mu kelimesinin karşılığı aslında kayıtlarda mevcuttu. Onu ben şeyine bakıyorum. Yani gerçek payı var mı yok musunun karşılığı bu ama içerisinde buna da 2 milyon bahsettiğim 150 bin lirada vergi dairesine borç var. Belki bu süreci içerisinde oluşmuş. Çünkü ondan öncesinde ben de biliyorum meclisteydik. Arazi takasıyla vergi dairesinin borcu kapatılmıştı. Ama kalan elbette ki kalan borçta borç olmaya devam ediyor. Onu bu şekilde ifade etmek lazım. Toplamı hem 2 milyon 150 bin lira işte 2 milyon 154 bin lira civarında maliye 45 milyon gibi de yani işte az önceki süratları söyledim 45 milyon gibi de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun olan borç var. Bir diğer taraftan ben şimdi tabii şunu görüyorum. Yani biz millete karşı her şeye şeffaf, açık konuşabilmemiz lazım. Bu önemli. Bu çerçevede bakıyorum olaya. Aslında şunu da demek lazım. Yani ben bir vatandaş olarak gidip vergi dairesine şunu sorabilirim. Yani kardeşim Büyükşehir Belediyesi'nin ne kadar şeyi var, yükümlülüğü var, borcu var diye sorduğumda, bir başvuruda bulunduğumda herhalde bana cevap verirler diye düşünüyorum. Her vatandaş için geçerli. Hakikaten merak edilen konu varsa vergi dairesine de, sosyal güvenliğe de, ilgili birimlerden bu öğrenilebilir. Piyasaya baktım. Piyasa borcu hiç yok denilmişti. Piyasa borcu hiç yok dediğiniz zaman ben geldiğimde 71 milyona yakın, yani 70 milyon 962 bin 841 lira kayıtta gördüğümüz piyasa borcu var. Bu borcu biz ödedik o süreçten sonra. Tabii ki biz de dönemin sonunda Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet İlmi Güler Bey'e devrederken de bizim bir bilançomuz var. Onu da ifade edeyim. Biz 826 milyonla evet almışız toplam borcu ama 849 milyonla da biz devretmişiz. 7 ay geçmiş. 7 ayda belli yükümlülüklerle, o arada tabii ki maaşlar değişti, özellikle ücretler değişti, sigorta oranları değişti ve toplam rakamda da 19 milyon civarında da bizim dönemimizde artmış olan bir borç var. O da 846 milyon, 847 milyon civarına geliyor. Büyükşehir tarafı için söylüyorum bunu. Aslında dönüp baktığınız zaman OSKİ biliyorsun Büyükşehir'in iştiraki olan bir kuruluş. OSKİ'de de biz aynı dönemde borçları devraldık. Yani OSKİ'de devraldığımızda 384 milyon borçla devraldık OSKİ'yi. Biz devrederken de 394 milyon borçla devrettik. Yani yaklaşık 10 milyon lira artan bir borç var. Bu borç da 7 ay içerisinde oluşmuş. Yani şey değil, şu anda tabii bu kurumların borçları son haliyle neden dediği onu mevcut idare onu izah edebilir. Onu bilmiyorum. Ben kendi dönemimle ilgili bunu söylemek isterim. Ama onların da mutlaka bu size söyleyecek sözleri vardır. Yani bu dönemde nedir? Aslında şey de çok önemli bakıyorum ona. Yani bir bütçe oluşurken biz bütçenin borca oranı diye bakıyoruz. Yani kesinleşmiş bütçenin veya bütçe tahmini bütçenin borca oranı diye bakıyoruz. Çünkü onun içerisinde borç ödeme yükümlülüğü de mevcut. Yani eğer bu %25'i 30'u yukarı doğru geçmişse tabii ki bu biraz senaryoyu kötüleştiriyor. Ama ben şu anda mevcut belediyede şunu sordum. Dedim ki sizde şey nedir? Oran nedir? Öyle ya, bütçe yapıyorsunuz. Tahmini bütçeniz var. Kesinleşmiş 2013 bütçe, 2023 bütçeniz var. Borcunuz var. Ha, bana borç olarak söylediklerini ifade edeyim. Yani 3 milyar 900 milyon toplamda ifade ettikleri borç. Tabii
OSKİ'nin de eğer şu andaki borcu nedir bilmiyorum, ilave etseniz 4,5 milyar civarında tahmin ediyorum bir borç yükü olduğunu hissediyorum. Ama bunun şeye oranı nedir ne değildir dönüp ona bakmak lazım. Yani bütçe iyileşmiş mi? Tahsilat iyi mi gidiyor? Tahakkuk iyi mi gidiyor? Ve burada bir sıkıntı var mı? Onu görmek lazım. Onu da izah ederler diye düşünüyoruz. Diğer taraftan şimdi piyasaya olan borç 70.962.841 lira. O tarihte. Ben devralırken. Şimdi bu kayıtlar da mevcut. Öyle bakmak gerekiyor. Diğer taraftan başka bir şey var. Az önce baştan da söylemiştim. Bizim emanetler diye ifade ettiğimiz, teminatlar diye ifade ettiğimiz, tazminatlar diye ifade ettiğimiz depoda bekleyen parası harcanmış ama borç olarak gözüken bir rakam olur. Bu belediyelerde özellikle emanet borçlar diye geçer. Süreli borçlar diye geçer. Bu borçların adam teminatını yatırır. İşi bitirdiği zaman kesin kabul sağlandığında parasını geri ödemeniz lazım. Bu sizin uhdenizde aslında emanet bekleyen paradır. Emanet bekleyen borç var ama emanette aktarılan para yok. Dolayısıyla depoda bekleyen para değil ama bunun borç olarak da gözüktüğü bir rakam var. O da 138.954.627 lira. Ben aslında bunların hepsine dönüp baktığım zaman şunu gördüm. Dedim ki bana madem ki öyle 66 milyon kasada devredildiğini ifade edildiğine göre biz ne almışız kasada o tarihte onu çıkarın dedim. 38.840.000 lira almışız. Yani 38.840.646 lira para almışız. Şimdi dolayısıyla 66 milyon almamışız. Bu para belediyenin hesabında var olan hazır para, bu bahsettiğim. Harcama dilimleri zaten bilançolarda devam edip gidiyor. Böyle olunca şimdi rakamlar birbirini hiç tutmayınca ben şahsen şunu bir kez daha tekrar etmek isterim. Biz bu millete doğruyu söylemek zorundayız. Yani bunun elimizde bilanço varsa, elimizde bilgiler varsa, elimizde bu belgeler hazırsa, bunlar ışığında millete doğruyu söylersek emin ol bu millet bizi baş tacı eder. Bu millet bizi herhangi bir şekilde itibarsızlaştıracak adım attırmaz, atmaz da yani onu söyleyeyim. Ben öyle görüyorum olayı, öyle bakıyorum. Ya şimdi hepsine baktım. Bahsettiğim oranlarda şimdi borç 180 değil 569 milyon. İller Bankası'nın. Sosyal Güvenlik Kurumu'na ve Vergi Dairesi'ne toplam borç 47 milyon. Piyasa borcum var mı? Evet var, 71 milyon. Peki diğer taraftan süreli borçla dediğimiz 138 milyon. Hepsini topluyorum, bir araya getiriyorum. O nedir, bu nedir? Döndük baktık. Biz 826 milyon borçla burayı devralmışız. 38 milyon da para almışız. Onu da kayıtlarımızda not olarak almamız lazım. Şimdi biz ne devrettik? Onu bahsettim. 827 milyon aldığımız bu global borcu 849 olarak 846.169.775 lira olarak da devretmişiz. Burada aradaki 19 milyonu izah etmek mümkün mü? Her yönüyle izah etmek mümkün. Çünkü 7 aylık süre var. 7 ayda işte ödenmesi gereken günler gelen rakamlar var. O rakamları ödemeniz lazım. Bunun için ama bir şey söyleyeyim. Biz İller Bankası'na o 7 ayda hiç borçlanmamışız. Yani İller Bankası'ndan kredi çekerek ekstra bir borç oluşturmamışız. Aslında Gökhan Bey beni daha fazla rahatsız eden bir şey oldu gerçekten. Ona da yani neye dayalı söylendi bilmiyorum. Şimdi belediye başkanlığı yaptık. Biz şeyi biliriz. Yani borç verme usulü nedir? Para transferi usulü nedir? Belediyeler birbirlerinden borç alabilir mi? Alabilir. Bunun şartları nedir? Nasıl oluşur? Bunu biliriz biz. Yani meclisten yetki alırsınız. Diğer belediyede borç alma yetkisi alır. İki belediye birbiriyle bu borç alma yetkisi içerisinde limitli olarak bu 1 milyondur, 3 milyondur, 5 milyondur. Ancak o gün Enver Bey'in ifadesinde şunu gördüm ben. Yani Engin Bey Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda devam edemeyeceğini görünce Altınoluk Belediyesi'ne dönerim düşüncesi içerisindeyken belediyenin var olan 170 milyon borcunu Büyükşehir Belediyesi'nden aktardığı parayla kapatmış dedi. Yani kapatmış olabilir demedi. Muhtemelen kapatmış dedi.
Şimdi bu ifade beni rahatsız etti açıkçası yani. Ben şunu bildiğini düşünüyorum yani. Bir belediye başkanı görev yapmış olan her arkadaşımız borçlanma usulünü dediğim gibi bilmesi lazım. Bu paranın böyle kolay kolay 170 milyonun bir yerden öbür yere hemen transfer edilebilecek konumda olmadığını bilmesi lazım. Bir başka şey daha var. 170 milyon bu denilen rakam ne zamanın rakamı? 2018 veya 2019 diyelim. Canım, problem değil. 5 yıl önce. 5 yıl sonra bu rakamın bugünkü değeri nedir? 1 milyar. Daha yüksek bir rakam, doğru. Peki 1 milyar ben gitmiyorum üstüne. Düşünün ya 1 katrilyon 1 milyar lirayı ben bu belediyeden alacağım. Allah aşkına kendi kendime çok düşünün. Şu belediyeye vereceğim. Yani Büyükşehir Belediyesi'ni alacağım. İmkanları çok sonsuz olan belediyeden, imkanı çok sınırlı olan belediyeye vereceğim. Bunu aklın mantığın alması mümkün değil. Yani bunu ben kendine yani söylerken de düşündürmemem ama bunu söylerken bence kendi de kabul ederek söylemediğini düşünüyorum. Yani böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade ediyorsunuz. Olmaz, mümkün değil. Olmadı. Bırakın onu. Ben Altınordu Belediyesi'ne sadece ve sadece bunu söylüyorum. Şenevler pazar yaptık biliyorsunuz. O pazarı bugün 200 milyona yapamazsınız. Bugün hangi şartlarda yaptığımızı bizim başkanlarımız, ekibimiz, o mahallenin halkı çok iyi biliyor. Ben gece gündüz oraya giderek, yani hangi çelik direk ne zaman dikildi, hangi temel ne zaman atıldı, iki günde bir takip ederek yaptırdığımızı ifade etmek isterim. Yapıldı. İçerisinde Büyükşehir'in arazisi vardı. Bir kısmı bizde, bir kısmı onlardaydı. Büyük bölüm onlardaydı doğrusu. Ben ihtilafı ortadan kaldırmak için Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum zaman meclisimden karar geçirerek bedelsiz o araziyi Altınordu Belediyesi'ne devrettim. Bunu niye yaptım? İhtilaf yarın doğmasın diye. Yok, toprak benimdi, üstü senindi. Yaşanmasın diye. Doğrusu da buydu aslında. Çünkü niye? Pazar yeri hizmeti ilçe belediyesinin. Şimdi hep söylüyoruz ya, Cuma pazarının, Rus pazarının olduğu yer. Bugün Altınordu Belediyesi'ne bizim tapuladığımız yerlerden birisi. Pazarcı pazarı tapuladığımız yerlerden birisi. Ben Şel'in yanında, Ulubey yolunda yaklaşık 1500-1600 metrekare arsa üreterek yer tapuladım Altınordu Belediyesi'ne. Yolun altında hemen tam karşısında iki dönüm yer tapuladım. 11 dönüm yer tapuladım. Cumhuriyet Mahallesi'nde. Spor tesisleri olarak ilan ettik. Sonra orayı başka şeye çevirmişler vesaire vesaire, bilmiyorum. Bunların hepsi tabii kaynaklarda mevcuttur. Bu bahsettiğim yerler Karşıyaka'da yaklaşık olarak bizim dönemimizde 9 dönüme yakın biz yer aldık. Sonra eğer ilave edildiyse bilmiyorum, edilmiş de olabilir. Ondan bilgim yok. Ama yer orada, bu milletin malı. Bu bahsettiğim yerler hepsi bu milletin malı. Eğer bunlar eldeyse arkadaşlarımızı takdir ederiz. Satmışlarsa bunu izah etmelerini isteriz. Duyuyorum. Yani bu sayıda duyuyorum. Kim aldı, kim etti onu bilmiyorum. Duyuyorum. Bu bahsettiğim yerler eğer satılmışsa gerçekten izah edilmesi lazım. Çünkü biz milletin malını milletin hizmetine kullanmak için hazır hale getiriyoruz. Ben şunu söyleyebilirim. Artık parsel diye ifade edilen 3 metrekare, 5 metrekare, 10 metrekare çıkan yerler dışında biz 1 metrekare yer satmadık. Ama yaklaşık olarak diyebilirim ki o tarihte şeyde dahil, Karaca Ömer'deki Galerciler Sitesi'nin yeri dahil 21 dönüm yeri satın almışız. Satın alma yöntemiyle. Sanayi Sitesi'ni o gün bu şartlarda yaptık. Hedef neydi? Hedef bu millete kardeşim, gönülden bağlı olduğumuz millete gönülden hizmet etmek. Adınızı oradan ayrıldığınız zaman sürdürebiliyorsanız bu işin mükemmelliği burada. Ama diğer taraftan, yani bunların hepsine dönüp bakıyorum. İşte Büyükşehir'e geçtikten sonra, Allah razı olsun, o gün Cumhurbaşkanımız takdir ettiği biz Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini, milletin meclisinin verdiği onayla, meclise sunulan onaydan sonra üstlendik. 7 ay devam ettik. 6,5 ay, 7 aya yakın devam ettik. Sonra gönül rahatlığıyla o gün 2019'da kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Mehmet Hilmi Güler Bey seçildiğinde Sayın Başkanımıza biz devrettik. Bu süre içerisinde de bizim tabii yükümlülüklerimiz var. Sadece aldığımız şekliyle mi devrettik? Nasıl süreçte? Sadece OSKİ'de 10 milyon borç artışı olmuş devraldığımızdan sonra.
19 milyon da büyükşehirde olmuş. Yani 7 ay içerisindeki yaptığımız görev süresince 29 milyonluk bir borç artışı olmuş. Ama yatırımlar var. Onları burada sıralamayayım. Bir sürü uzun sürer onlar. O süreçte başka bir şey gündeme geldi ki bu son derece önemli. Onu hep söylerim. Bir firma, işte bu 752 kilometre biliyorsunuz çok şey bir asfalt yol ihalesi vardı biliyorsunuz onu. 752 kilometrelik yolun işini yapan orada dışından bir firma. Yani yabancı bir firma. Belki şehrin doğasını, dokusunu çok fazla incelediğini de düşünmüyorum geldiğinde. İhalenin iki boyutu vardı. Biz tabii geldik dediler ki böyle böyle adam işi bırakıyor. Peki dedi ki ne kadar yol yapmış çıkarın. 752 kilometre yolun 451 kilometresini tamamlamıştı. Dedi ki niye bırakıyor? Para bitti. Yani alınan kredi, tamamı için düşünülen kredi burada bitti dediler. Şimdi tamam bu da olabilir normal ama enteresan bir şey bu yollar ve kanallarla ihale edilmişti. Biz dedik ki dosyayı getirin, yükümlülüğü yerine getirmiş mi görelim. O tarihte 130 kilometre ve kanal yapmışlardı. Toplam yapması gereken ve kanal 330 kilometre. Yani 200 kilometre daha ve kanal yapılması lazım yolların korunması için. O tarihte yanılmadığımı düşünüyorum. Ve kanala metresine 5 lira yazılmıştı. O tarih için söylüyorum. 5 lira. 5 lira. Evet. Tabii firmalar pahada yük, ağır, yükte hafif dediğimiz yani işin işte hafriyat bölümü, duvar bölümü, efendim asfalt bölümü gibi parayı kazanabileceği, iyi para kazanabileceği işleri yapmış. Ama ve kanalda 5 lira yazınca metrede bunu mal edemeyeceğini görünce tasfiye edilmesini istedi. Biz de tabii ona yazısını yazdık o tarihte. Özellikle teminata el koyacağımızı, bu parayı ödemeyeceğimizi, hak edişlerini ödemeyeceğimizi ifade ettik. Biz bu yazışmayı sürdürürken süreç doldu ve arkasından da bu sefer iş tersine döndü. Bizden sonraki süreçte tabii mahkeme süreci başlamıştı. Biz o mahkeme sürecini başlatalım diye devam etmiştik. Mahkeme sürecinin devamında 5 dava açılmış, 5 davanın 5'inde firma kaybetmiş. Şimdi onu bugün özellikle sordum. Dedim ki, ola ki benim mantığımda bir yanlış olmasın diye. Ve sonrasında da yaklaşık o tarihte 19 milyon liraya el konulmuştu. Şimdi de 48-49 milyonlukta icra yoluyla zararın tazmini ve işin bedelinin tazmini ile ilgili süreç devam ediyormuş. Şimdi şunu gördüm. Yani biz ne yaptığımızı biliyoruz ama ne yaptığımızı izah etmemiz lazım. Bizim bilmemiz yetmiyor. Millet de bunu doğru şekilde bilip onu yerine getiriyor olması lazım. Ve sonuçta şuraya geleyim. Biz firmalar yükümlülüğünü yerine getirirse parasını alır, faturasını keser, bedeli ödenir. Ki o dönemlerde benim geldiğimde Büyükşehir Belediyesi'nde fatura içeri verilir, onayda ödeme yapılır idi. Ben geldiğimde işte bahsettiğimiz şekliyle elbette ki eldeki kaynaklarımızı da kullanarak müteahhit firmalarında çok büyük problem yaşamaması ve ekonominin de bozulmaya devam ettiği dönemde sıkıntı yaşamaması için onların da tüm yükümlülüklerini yerine getirmeye gayret ettik. Sonuç itibariyle şunu söylemem lazım bu bölümde. İster yol hizmetleri, ister diğer altyapı ve benzeri hizmetlerde önemli olan müteahhit firmaların kendine ait yükümlülüklerini en iyi şekilde yerine getirdiğini denetleyip görmek. Yapar yapar yapmasa bedelleri var, öderler. Mesela birçok firma bu işleri yapıp yerine getirip kesin teslimini yapmadığı için geçici teslimlerle kalıp bazen kesin teslimlere dönemedikleri için de cezalı durumda düşmüş, ihale yasağı almış birçok firma var. Belki bu firma da onlardan bir tanesi işte bahsettiğimiz firma. Dolayısıyla burada milletin menfaatini korumak gibi bir yükümlülük var. Onu görüyoruz. Onu yerine getirmemiz lazım. Onu başarmamız lazım. Ve bize bir sorumluluk. Yani insani olarak da sorumluluk bırak ama idareci olarak zaten hesap verebilirlik olma açısından bakıyorum. Tümünün ortaya koyduğu gerçeği ifade etmekte fayda var. Şimdi bu şehirde bir siyaset yapıyoruz. Siyaset yaparken hep derdimiz neydi? Bir, milleti gerçeklerle yüzleştirmek. Yani şehrin temiz, şehrin düzenli, şehrin özellikle altyapısının mükemmel, bahsettiğim gibi değişim ve dönüşümlerin en iyi şekilde olabileceği,
birçok adımı atabilmek. Ben Allah razı olsun milletten. Yani iki belediyede de öyle oldu. Hep şunu söyledim. Biz bunu yapalım dediğimiz zaman eğer meclisimiz ve encümenimiz, idaremiz buna uygunluk veriyorsa biz onu hayata geçirmeye başladığımızda millet bize destek verdi. Bak ben 7 metrelik yolları 10 metreye çıkarma mücadelesi verirken en büyük desteği milletten gördüm. En büyük desteği bina sahiplerinden, arsa sahiplerinden gördüm. Şimdi onların bana destek vermesi şahsımla ilgili değildi aslında. Hem bölgesiyle ilgili hem geniş yollarda parklarıyla ilgili, trafik akışının aksamamasıyla ilgili. Daha sonra bunu otoparklara çok ciddi şekilde dönüştürmeye çalıştık. Hepsine dönüp bakıyorum. Geriye döndüğümüzde dua alabileceğimiz insan sayısının çok fazla olduğunu gördüğümüzde o kadar mutlu olduğumuzu da ifade etmek isterim. Bundan sonra da süreç bu. Böyle beklemek lazım. Bunun yapılması lazım. Ve ben dolayısıyla şu çerçevede bunu izah ettim. Yani biz milleti doğrularla buluşturmalıyız. Şimdi yanlış yeri zaman geldiğinde de gerçeği ihtiva etmeyen, gerçekle hiç alakası olmayan, milletin acaba bu da mı doğru deyip yalanla gerçeği ayıramadığı haberlerle milleti buluşturmamamız lazım. Şunu sormak istiyorum efendim. Son 4 dakikamız bu arada. Tabii demin siz rakamlardan bahsederken evet. Şöyle kelime kullandınız. O dönemin 50 milyonu, bugünün 500-600 milyonu. Tabii bundaki sebep şu. Dünyada inanılmaz bir salgından sonra yaşanan ekonomik gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı derken evet. Türkiye'deki yüzyılın afeti evet. Rakamlar biraz da bundan dolayı yukarı çıktı. Günümüzde mesela 2018 ekonomik şartlarla aynı dönemde 2019'daki şartlar, 2024'teki ekonomik şartlar aynı değil. Değil. Siz esnaflık da yapıyorsunuz, halkı da yakından biliyorsunuz. Ekonomik şartlar seçmene, oy verme noktasına nasıl yönlendirir? 3-4 dakikamız kaldı Sayın Başkan, değerlendirmeye çalışacağım. Evet, Gökhan Bey, teşekkür ediyorum. Aslında şunda haklısınız. Ben ekonominin bir şehrin kalbi olduğuna inanıyorum. Çünkü tüm yaptığımız işlerin temelinde ekonomik altyapı var. Evet, etki ediyor, etmiyor diye bunun farkındayız. Bunun için de aslında yani Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hükümetimiz merkezi hükümet olarak çok ciddi çözümler üretmeye çalışıyor. Eksikliklerini tekrar görüp onu tamamlamaya çalışıyor ama buna rağmen tabii ki ekonomi siyaseti zorluyor. Ekonomi seçimi zorluyor, sahayı zorluyor. Onun için bu tedbirleri almaya hem yerel olarak devam etmek gerekiyor hem ulusal olarak devam etmek gerekiyor. Bunun farkındayız. Ama bir gerçek var. Dünya bunu yaşıyor. Bir farkındayım. Yani ben İngiltere'deki dostlarım var, konuşuyorum. Almanya'dakilerle konuşuyorum. Son dönemde özellikle Fransa'da arkadaşlarım var, konuşuyorum. Bütün bölgelerin en temel derdi şu ekonomik girdileri ve ekonomik göstergeleri düzeltebilme mücadelesi. Niye? Çünkü harcama dilimindeki gıdadır, giyimdir, ulaşımdır, altyapı yatırımlarıdır. Tümünün ekonomiyi çok zorladığını görüyoruz. Gerçekten çok zorlamaya da devam ediyor. Ama çok özür dileyerek şunu söyleyeyim. Biz vicdanımızı da kaybetmiş gözüküyoruz. Şu anda ben bu fiyatlamalara bakıyorum. Yani bazen televizyonlarda da sık sık takip ederiz. Yani bir hafta aynı fiyatın kalmadığı bir raf yaşıyoruz. Halbuki biz 2 ayda, 3 ayda bir fiyat değiştiği zaman biliyorsun Allah Allah bu nasıl değişmiş falan diyorduk. Şimdi günlük, haftalık raflardaki fiyatlar değişmeye başladı. Bunun bir ahlakla ilgisi var. Çünkü bazen hiçbir şey değişmiyor. Yani ne yakıt, ne ulaşım, ne nakliye şu bu. Ama bir bakıyorsunuz fiyat değişiyor. Bu üreticiyle raf arasındaki farkın da çok uçurum olduğunu ortaya koyuyor. Bir böyle var. İkincisi de tabii bunlar zorladıkça haklı olarak tabii sistemde zorlanıyor. Son dönemlerde tabii kiralar, başka şeyler baktığında birçok şey zorlamaya başladı ama artık hepimizin çok rentable bir hesap yapması gerekiyor. Sürdürülebilir bir hesap yapması gerekiyor. Ekonomik olarak üzerimize düşen sorumluluğun var olduğunu ihmal etmeden mutlaka ve mutlaka bir şekilde en verimli, en ekonomik ama en sürdürülebilir bir ekonomik yapıya bizi yönlendirecek adımlar atmamız gerekiyor. Efendim ben değerlendirmezse bile teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun vasıtanızla. Altaş TV'ye teşekkür ediyorum. Bizi en azından şu söylenen sözlere cevap verme imkanı tanıdığı için de teşekkür ediyorum. Efendim gündem özelde Altınordu Belediyesi Kurucu Başkanı ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Sayın Engin Tekin Taş'ı ağırladık. Bir başka programda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.